Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine tepki gösterdi. Erdoğan partisinin seçim çalışmalarını Ankara'nın ilçelerinde sürdürdü. Gençlerle önce sosyal medyada buluştu, sonra birlikte döner yedi. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. E zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Hedefinde seçildiğimiz bölgenin ekonomisini düzeltiriz diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu önceliğinde ekonomi vardı. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Sandık için geri sayım sürerken bu kez Ankara Haymana'da seçmenle buluştu Cumhurbaşkanı. Rakip ittifakın vaatlerini eleştirdi, bizi yıkmak istiyorlar dedi. Tek bir vaatleri var, o da yıkmak. Bir kez daha sandık çağrısı da yaptı. Hiçbir kardeşimin geleceğini başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum. Öncesinde ise gençlerle sürpriz bir programa katıldı. Moderatörlüğünü de bizzat yaptığı programda tek tek soruları yanıtladı. Tavsiyelerini sıraladı. Şimdi o cici kızımı söyleyeceksin. O TL'nin değerini korumaya gayret etsin. Dua TL'yi biriktirsin. Çok daha isabetli olur. Çünkü bütün bunlar, bakın, Batı'nın, başta Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda terör örgütü bağlantısı tespit edilen adayların seçilmesi durumunda ne yapacaklarına da açıklık getirdi. Karşı tarafın yine bir adayı var. Nedir? Teröre bulaşmış birisi. Ama biz de bu konuda çok kararlıyız. Yani bundan önce olduğu gibi 3 sene bekle, 5 sene bekle, acaba nedir, ne değildir bekleyemeyiz. GBT'leri, her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelere göre de adımlarımızı atacağız. Gençlerle birlikte döner de yiyen Erdoğan, özel hayatına dair bilinmeyenleri de anlattı. Önümüzdeki haftadan itibaren bir defa spor faaliyetlerime de devam edeceğim. Gıdamıza mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Hanımefendi bizi yani bu noktalarda ciddi manada sıkıştırır. Öyle her şeyi yememize de müsaade etmez.